Kıymetli Kahramanmaraşlılar, değerli basın mensupları. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem ve devamındaki depremlerin yol açtığı ıstıraplardan kendi payımıza düşeni yaşıyor, hem de hepsini bir bütün olarak hissediyoruz. 19 gündür deprem bölgesindeyim. İnsanın umudunun ve ıstırabının daha büyüğüne tanık olduğunu sanırım kimse söyleyemez. Arama ve kurtarma çalışmalarını, yardım için milletçe kenetlenmeyi gördükten sonra kimse gerçekten birimiz, hepimiz içinmişiz demekten kendisini alıkoyamaz. Söylenecek çok şey var ama şu gerçek de göz ardı edilebilir mi? Felaketi yaşamayan, onu yaşayan gibi anlayamaz. Deprem şehirlerini çıplak gözle görmemiş olan, onu gören gibi hissedemez. Bölge insanının duyguları karşısında devletin taşıdığını büyük ve hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak duygu, görev duygusudur. Aziz milletimiz, kıymetli Kahramanmaraşlılar. Kahramanmaraş'ta 13 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 7 sahra hastanesi, 8 toplum sağlığı merkezi, 77 aile sağlığı merkezi, sayısı 10 olan 112 istasyonu, 101 sağlık evi hizmet veriyor. İkinci basamak sağlık hizmeti veren tesislerimizden Türkoğlu Devlet Hastanemiz ve Nurhak Devlet Hastanemiz ağır hasarlı durumda. Necip Fazıl Şehir Hastanemiz hizmet vermeye devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanemiz hasara uğramamıştır. Kahramanmaraş'ta 120 eczanemiz hizmete devam ediyor. Ayrıca sahra hastanelerimizin eczaneleri ve 14 ayrı noktada mobil eczanelerimiz bulunmaktadır. Tüm bölgede ilaç teminiyle ilgili sorun bulunmamaktadır. Bugüne kadar 68 binden fazla AFZ'de hastamızı taburcu ettik. İlimizin sağlık tesislerinde tedavisi devam eden depremzede hastamız kalmamıştır. Sevk edildikleri illerde tedavileri süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İlimizde görevli sağlık personeli sayısı 3747'dir. İl dışından görevlendirilmiş olup görevine halen devam eden 1505 çalışma arkadaşımız var. Kahramanmaraş'ta afetten kaynaklanan sebeplerle 1789 ameliyat yapıldı. Sağlık tesislerine toplam başvuru sayısı 48.223'ü acil olmak üzere 54.018'dir. İl genelinde servis yatak doluluk oranımız %23. Yoğun bakım yatak doluluk oranımız ise %28. Yani yeterli kapasitemiz mevcut. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Afetin ilk gününden bu yana 559 hastamıza evde sağlık hizmeti verilmiştir. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmekte, sağlık taraması ve kronik hasta takibi yapılmaktadır. 61 gezici sağlık ekibi 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır. Bugüne kadar 65.942 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti verilmiş, 145.540 hastamız sağlık hizmeti almıştır. Çadır kentlerde kurulan toplam 15 acil müdahale ünitesinde yapılan muayene sayısı ise 24.501'dir. ALO 184 sağlık hizmeti çağrı sistemimiz devreye alınmıştır. Deprem bölgesinde evde sağlık hizmeti, ilaç ve bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımız 184 numaralı telefonu arayarak sağlık hizmeti talebinde bulunabilirler. Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastane, sevk talebi gibi ihtiyaçlar ALO 184 çağrı sistemimiz ile merkezi olarak karşılanmaktadır. Bildiğiniz gibi 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 75 yaş üstü hastalarımızın %78'ine ulaşabildik. Bunların yarısı il içinde ulaşılarak kronik hastalık ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi. Bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor. Kıymetli Kahramanmaraşlılar, bir afetin akabinde yaşanan acıları arttırabilecek risk muhtemel halk sağlığı sorunlarıdır. Bu riskin önlenmesi birlikte hareket etmekle mümkündür. Böylesi durumlarda tehlike daha çok sağlıksız veya tehlikeli atıkların karıştığı sulardan kaynaklıdır. Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, bakiye klor ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. Aldığımız 1533 su numunesinden 1354'ünde klor oranının yeterli olduğu, 179 numunede ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri burada Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Bu analizler şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Israrlı uyarımı burada tekrarlamak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın. Daha önce yaptığım açıklamalardan belirttiğim gibi mevcut şartlar itibariyle halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur. Şartların gerektirdiği tedbirlere uymak bunun güvencelerinden biridir. Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanozdur. Tetanoza neden olan mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleriyle kolayca bulaşabilir. Vücuttaki yaralar, cilt enfeksiyonları mikrobun bulaşmasına fırsat tanır. Tedbire büyük önem veriyoruz. Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanoz aşılarını yaptık. Öncelikle yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanoz aşıları da yapılmış durumdadır. Sizlerden çok hafif de olsa depremde yara almışsanız tetanoz aşısını hiç ihmal etmemenizi istiyorum. Lütfen en yakın görevlimize başvurun. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozda sağlık açısından risk taşıyordu. Bu tehdidi önlemek için çalışanlara ve yakın yerlerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıttık. Benzer şekilde halen yoğun bir şekilde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında da maske kullanımı asla ihmal edilmemelidir. N95 maske ekiplerimizden temin edilebilir. Kıymetli sağlık çalışanları, bölgede görevli sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemede öncelikli olarak gönüllülüğü kolaylaştırıyor, bir sisteme kavuşturuyoruz. Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için ekip portal uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur. Gönüllülük başvuruları ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. Başvuracak tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir diğer düzenlemeyi, görev yeri halen deprem bölgesi olup başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır. Aziz milletimiz, kıymetli Kahramanmaraşlılar, 1966'da yaşanan Varto depremi üzerine kaleme aldığı yazıda Sezai Karakoç, ebedi aleme uğurlanan insanların dilinden şöyle demişti: "Biz dağılan kitabın uçuşan yapraklarıysak, siz de orada kalan yapraklarısınız. Yaprakların toplanıp kitabın yine kitap yapılacağı gün gelecektir." Her birinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Başımız eğilmeyecek. Devlet ve millet gücüyle şehirler ayağa kalkacak.